çalıştık. Olur mu lan? Maksudu araziyi ben böyle kültürlük yapmam. Tohumları mutasyona uğratılan arpa, nohut ve susamın olumsuz genleri bu şekilde susturuldu. Nohut kışın da üretilebilir hale gelirken arpa kuraklığa dayanıklı, susam bitkisi ise makinalı hasada uygun hale getirildi. Antalya mutasyon projesi çevre dostu tarıma uygun bitki tip ve çeşitleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kuruğa, soğuğa, iklim değişikliğine dayanıklı, çok amaçlı, makinalı sahada uygun bitki çeşitleri geliştirmek projenin ana konuları arasındadır. Antalya mutasyon projesi temel olarak 3 ana projeden oluşturmaktadır. Bunlardan bir tanesi makinalı hasada uygun susam ıslahı, ikincisi kurağa dayanıklı çok amaçlı arpa ıslahı ve kışlık yetiştirmeye uygun nohut ıslahıdır. Yıl içinde dalgalanması düzensiz olduğunda çiftçilerin çoğu zaman ektikleri tohumu alamadıkları zamanlar olmaktadır. İşte biz bu soruna çözüm bulmak için erken başaklanan mutasyonlar yoluyla kurağa dayanıklılık geliştiriyoruz. Kesinlikle değişik tipte mutasyonlar elde edilebiliyor. Efendim çiçeklenmenin daha çok olduğu, efendim buna bağlı olarak da kapsüllerin daha çok dizildiği, daha sık dizildiği ve bunlar da doğrudan verime yansıyan konulardır. Makineli hasada uygun hale geldi. Bu şekilde verimi düzeltme, çoğaltma, uygulamaya aktarma çalışmalarımız devam etmektedir. İşte erken başaklanan mutasyonları daha sonra melezlemelerle ve bunların daha çok kardeşlenip çiftçilerin kış döneminde ot olarak biçip sonradan tekrar kardeşlenme gücü nedeniyle tekrar tohum bağlamalarına teşvik ettiğimiz bir takım yaklaşımlarla efendim arpada kurağa dayanıklılık problemini ortadan kaldırdık. Bizim kullandığımız mutasyon yöntemi doğada doğal olarak meydana gelen mutasyonların frekansını arttırmak öteye gitmiyor. Bu bir GDO değil. Temelde bu DNA'yı zararlandırmadır. İşte zararlanmış popülasyonlar içerisinden de amacı uygun bitkileri seçmek bizim ana stratejimizi oluşturmaktadır. Mutasyon projesi en fazla susam bitkisinde başarılı oldu. Öyle ki bu kapsüller yetişkin seviyeye ulaştığında çatlayarak içerisindeki susamı toprağa döküyordu. Makinalı hasada uygun olmadığı için mutasyonla kapsüllerin çatlama özelliği susturuldu. Hal böyle olunca da susam bitkisi artık makinayla hasat edilir hale geldi.